Salih, ne oluyor burada? Biz neden buradayız? Neler oldu? Köfte, Efendim? yıllardır seni takip ediyorum. Biliyorum, Yıllardır. biliyorum. Ve köfte, fitti köfte bir de insanları greye fitledin. Kesmedi, senin için yeterli olmadı. İkide de fitledin. Evet, gayet güzel feed dedim. Fitti bizde, zavallı arıları endüstrileştirdin. Onlar kraliçelerinde monark monark yaşıyorlardı. İşte işleri oldu. Köfte kasada, kasada böyle safkan grek yaptın insanları, teknolojiye doyurdun. Köfte, en büyük günahı kasa efsunda işledin. Büyüyü teknolojiyle kirlettin. Güzel olmuştu. Köfte, Beyond Köfteistan'da, o Beyond Köfteistan'da arşı arşı tepelere Plüton'un yanına ev kurdun köfte. Aslında bayağı mesafe var Plüton'a ama. Köfte, yeter, yeter, seni lanetliyorum. Elindeki tüm teknolojiyi senden alıyorum ve güneşe çıkmanı yasaklıyorum. Ne? Teknolojimi mi elimden alıyorsun? Ne? Köfte, güneş Teknoloji. diyorum bak, güneş. Güneşi salla. Teknoloji önemli. Köfte, güneş. Güneşe zaten çıkmıyorum. Köfte, o Efendim. zaman arkana bak. Salih. Ay levye. Railcraft vermişsin bana. Railcraft. Railcraft. Tamam akımsız. Maniacs. You ruined it. Oh, Salih gene ne yaptı bu adam? Ve ben neredeyim? Oh, ne oluyor? Yanıyorum. Bir saniye. Sanırım güneşe çıkamayacaksından kastı buydu. Bakayım, hala yanıyor muyum? Hayır, yanmıyorum. Ancak tuhaf bir açlık hissediyorum. Bir saniye, bu köylüler fazla lezzetli görünüyor. Hayır, Salih, beni vampire mi dönüştürdün? Tamam, kendime yapacak bir iş buldum sanırım. İlk iş, mümkün olduğunca villager'ı güvenli bir yere sürüklemek. Hadi bakalım. Bu burada. Böyle bir durumda villager'lar benim ana besin kaynağım olacağı için. Evet. Sen de sanırım şurayı kaldırabiliriz. Ki moblar gelmesin. Ve sanırım ilk kurbanım bu ikisi olacak. Am yam 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 yam. Evet, pardon. Ve sanırım oyun seslerini biraz fazla kısmışım. Ya da yanlış kulaklığı taktım. İkisinden biri. Evet, ses yok. O zaman hemen geliyorum. Evet ve... Tamamdır. Villager'lar, güvenli yerlere gidin. Sizler bana lazımsınız. Gelin içeri. İçeri gelin. Heh. Güvenli yerlere geçin. Sen de. Sen de, sen de, sen de, sen de. Siz benim yemeğimsiniz. Neyse biz seni yiyelim. Sanırım biraz güçlendim. Iron Golem, teşekkürler. Yardım ettiğin için. Salih,
Teşekkürler lanet için. Evet. Kendimi kontrol kula gibi hissetmiş durumdayım. Evet. Evet, sen de. Bir seviye daha atladık. Oh yeah. Evet, sanırım bu serimizde bu şekilde geçecek. Güneşe çıkamayacağım. Tüm seri boyunca. Neyse. Elimde teknik modlarım da yoktu değil mi? Açık büfe. Yalnız köylüler için asıl tehdit ben gibi bir şeyim düşününce. Evet. Doydum. O zaman hadi gidelim yukarı bakalım. Bunlar var. Sen de lütfen içeri girer misin? Girmiyor inatla. O zaman sen ölecekler arasındasın. Bu evi hiçbir şekilde riske atamam. Bu ev dop dolu. Bu evde iki kişi var. Burada bir kişi var. Bu ölebilir. Bu evde bir kişi var ancak güvende kalsın. Aynı şekilde her tarafından da bunu kilitleyelim. Evet. Başımıza böyle bir iş açtık. Ne güzel değil mi? Adam bu evde bir chest var. Ama önce bir keks lazım bana. Harika. O zaman her Minecraft oyununa başladığımız gibi başlayalım. Ağaç yumruklayarak. Ve sanırım ortada bir... Tüy. Hayır, Creeper'dan uzak dur. Evet. Hayır, Creeper, uzaklaş. I don't want you, Creeper. Aman patla be. Bir saniye, ben ölmedim. Doğru. Ben bir vampirim. Sanırım bu laneti nasıl işime çevireceğimi buldum. Tamam. Bu kadar bir şeytan bir gülüş yeter ve bu elimdeki arkadaş hiçbir işime yaramayacak çünkü benim için bir yemek değil bu. Yemiyorum bile. Çünkü açlığım bile azalmıyor. Çünkü ben artık bir ölüyüm. Ölü birini de öldüremiyorsun, o yüzden de içim rahat. Hadi o zaman. Hadi. İlk craftinglerimizi yapah. Bakalım bu evde birileri var mı, yok. O zaman ben bu eve yerleşiyorum. Ve sevgili Johnny Map, sen key modundan çık. Seni key modunda istemiyorum. O zaman hepiniz buna dönüşün. Sonra sen buna dönüş. Benchmarking. Ve şimdi sadece bir tane stone pickaxe istiyor. Wooden pickaxe istiyorum. O da bana cobblestone toplayacak. Neyse, en azından bir köye denk geldim. Salih bu kadar nazik davrandı en azından. Yoksa açlıktan ölecektim. Ne güzel değil mi?
Çok iyi arkadaşlarım var. Çok cana yakın, çok düşünceli. Ha efendim zombiciğim. Bir buğdanın piki ikisine göre güzel darbe vuruyor da acaba bu benim vampir olmamla bir alakası olabilir mi bunun? Ben normalden daha fazla damage vuruyor olabilir miyim? Mesela Q'ya basabiliyorum. Bunu öğrendim. Yay! O zaman 12. Cobblestone doklayarak. Sonracığıma güneş doğuyor. Harika. Solda güneş yükseliyordu güneye giderken. Kendimi riske atmadan eve koşuyorum. Çünkü demin çok güzel bir anı yaşamadım şahsen. Hadi davul. Çekil. Davul. Tamamdır. Umarım camdan etkilenmem. Göreceğiz. Furnace. Gel bakalım Furnace. Sonrasında iki tane chest. Sanırım burayı geçici depolama alanı olarak kullanacağım. Bakalım. Evet, camlar bana etki etmiyor. En azından bu konuda içim rahat. Şimdi neler yapabiliriz? Bir adet stone pickaxe yapabiliriz. Wooden pickaxe'inizle beraberinde dursun. Şu an için başka bir şey yapamayacağım gibi. Aşağıya doğru kazmak dışında. Normalde ağaç toplayarak başlıyoruz ancak ağaç toplayabileceğimiz zamanın kısıtlı olduğunu hesaba katarsak biraz madencilik daha makul olabilir. Bu arada beni bilen bilir, ben sadece ilk bölüm kamera karşısında madencilik yapmaya özen gösteririm. Sonraki bölümler tamamen kamera dışıdır madencilik. O zaman burası maden evimiz olacak. Düşününce aslında aklıma güzel bir plan geliyor. Burayla değil de başka bir yerle alakalı. Göreceksiniz. Çok hoş bir plan geldi. Bayağı hoş. Düşünce de bayağı fantastik. O zaman Stone Pickaxe. Pardon, Wooden Pickaxe. Gel bakalım. Ve sanırım şöyle bir özelliğim vardı. Tabii ki de ben bir gece yaratığı olarak gece görmeyeceğim de ne yapacağım? Madem Salih beni lanetledi, ben de onun ufak değerli insancıklarını, köylülerini lanetleyeceğim. Kendi kölem yapacağım. Yani bu biraz fazla dark oldu. Ama olsun. It's mine. Evet. Tabii işin üzücü yanı ise güzel teknolojim yok. O güzel teknolojim yok. O tatlı ucundan var. Ucundan. Azıcık minnacık tattırıyor ancak. Teknolojim yok. Ah. Salih'e bunu ödettireceğim. Salih! Porkyu! Neyse. 3 kullanım kaldı. 2. 1. Oh yeah. Ve Ziton'a geçtik. Umarım en kısa zamanda bir demir madenine denk gelirim. Demir ve kömür. Şu an öncelikli olarak ihtiyaçlarım bunlar.
Ah. Bu arada şu Vayla hakkında bir şey yapmam lazım. Şu köşeye taşıyacağım. Görünürlüğünü sizin için bu şekilde tutacağım. Aslında biraz şeffaf yapabilirim. Evet, biraz şeffaf yapsam daha güzel olabilir. Okey. Fazla şeffaf oldu. Bir sen şu sona getirelim. Evet, bu çok daha güzel. Yorumlarda lütfen okunurluk düzeyi hakkında bir şeyler söyleyin. Okunurluk düzeyi demişken, options, minimap, font scale, two, compass font scale, two, close. Tamamdır. Her şey sizin için çok daha rahat okunur hale gelmiştir umarım. Ve en sonunda Iron! Evet, demirimiz var artık. Ama kömürümüz yok. Ve Gui'de her şey çok büyük ya. Ama waypointleri okusanız yeterli. Hatta minimap'i de azıcık küçülteyim. Tamam, bu çok daha güzel oldu. O zaman şimdi gel bağalım. İn aşağı köfte. Bul bağalım bir. Şunu key moduna çevirelim. Bu arada senin key modunda olmaman lazım. Tamam, henüz bir şey bulamadık. O zaman ben bulunca videoya geri döneyim. Evet ve geri geldim ve karşınızda kömür. Oh yeah. Sadece maden kazarak level atladık. Güzel şeyler bunlar. Hadi bakalım aşağıya kazmaya devam. Biraz daha iron bulalım. Ondan sonra her şeyimiz tamam. Ancak vampir olduğumuzu hesaba katarsak, oh. Önceliğimiz Witcher olacak modlar arasında. Ve işin korkutucu yanı ne biliyor musunuz? Witcher'ı kullanmayı bilmiyorum. Witcher'ı ben de sizlerle beraber öğreneceğim dedim ve karşıma bir adet ravine çıktı. Oh yeah. Tamam. Adamın adını unuttum. Ha, George Takei'nin olmayı gibi benim de OY'lerim başladı. Evet. O zaman hadi ver elini. Iron. Iron, sen de bol bol ayran yap bak. Bu 2-2 vuruyorum. Evet, yumrukla zombi öldürebiliyorsunuz. Hadi. Hadi. Ölüm korkum yok. Çünkü zaten ölüyüm. O yüzden. Aa, yeter. Gerçi siz de ölüyorsunuz. Bir saniye, ben nasıl ölebiliyorum? Ha, tamam. O sadece bug'mış. Tamam. Çünkü ölmemem lazım. Biliyorum olayı. Hani undead kelimesinin bir anlamı var. Bir manası var. Undead dediğim ölüdür zaten. O yüzden tekrar ölemiyor. O yüzden undead.
An ve dad. Uncle dad. Tabii Uncle dad olmadı. O çok kötü bir benzetme oldu ama anladınız konsepti. Ölüyüm ben. Ölüyüm ben, ölüyüm, ölüyüm, ölüyüm. Herkesi ölüyü yaparım. Bu son kısım olmadı. Ah. Ve şuraya da güzel bir planım var. İğrenç esprilerimden vakit bulursam. Ah, bu da iyiymiş. Evet. Ha, ben neden bunu yapmadım? Aa, dur, yapabilirim. Better. Tamam, aşağı inişimiz aynen bu şekilde. Evet, maden girişimiz bu. Avi. Yeter, köfteye oye deme. Kendin bile bunu sana diyorsa oye deme. Lütfen. Evet, o zaman hadi biraz stick. Evet, bolca torch. O zaman şimdi bakalım. Şimdi neydin sen? Clipboard. Bakalım. Gereken her malzemeniz var. Güzel bir şans başlangıç oldu. Ardından gel bakalım. Sonra sen. Başka ne isteydin? Ha, yerleriniz değişikmiş. Tamam. Ha, pressure plate'miş. Şimdi bunu boşuna yap. Tabii geri gönderemiyormuşuz. Neyse, sağlık olsun. Evet, ve clipboard yaptık. Bunu ben bayağıdır pek çok serinde istiyordum ancak yapamadım ve birinci görevim. Yapılacaklar. Vampir güçlerini tanı. Vampir te güçlen. Bir disleksiyim. Arada öyle imla hataları yapmamı bekleyebilirsiniz. Üçüncü. Dördüncü. Bir tabut yap. Beşinci. Beşinciye gerek yok. Şimdilik ihtiyacım olanlar bunlar. Ve sanırım bunları bu şekilde de yerleştirebiliyorum. Evet. Ve yine gece oluyor. Oh yeah. Yeter köfte. Evet. Biraz iki tane stone pickaxe yapalım. Hatta üç tane yapalım. Bir tane Iron Sword yapalım. Bir tane de Iron Pickaxe yapalım. Bence gayet makul bir kombinasyon oldu. O zaman sizler gidin. Sen de git. Sen de git. Ah. Ve Steam var mı? Hayır, yok. O zaman stick toplayalım. Evet. Ağaç toplama işimize devam ederek. Ağaç toplamak her Minecraft oyuncusunun yaptığı önemli bir icraattır. Genelde tamam, bu iğrençti. Kendi sınırlarımı bile zorlayarak iğrenç espriler yapmaya çalışıyorum. Ve bunun sonucu olarak karşınıza itici bir köfte çıkıyor. Değil midir? Yanidir.
İşte bunlar hep köftedir. Saçmalamalarımla sizlerin başınızı daha fazla ağrıtmak en büyük hobimdir. Ama ne yapalım? Dostum tarafından lanetlenmişim. Bir gece yaratığı olmuşum ve elimden bütün teknolojim, yani iyi olduğum nokta alınmış. Kısacası bu benim için bir distopya. Daha sonra distopya değil, bir kabus. Ama ben buna distopya diyeceğim çünkü Köftenin Distopyası benim eski liseliğimin adıydı ve bunun adında Köftenin Distopyası 2 olmasını istiyorum ki konseptleri birbirinden tamamen farklı olmasına rağmen ama ikisi de benim zorlandığım bir nokta üzerine kuruluydu. Biri büyü modu, bu şu anki büyü üzerine, diğeri ise nedir de yaşamak üzerineydi. Umarım kaderi, bunun da kaderi Köftenin Distopyası gibi olmaz. Umarım. Bilmeyenler için o seri not paketi acemince hazırlanmış bir paket olduğu için, aslında hızlıya getirilmiş bir not paketi olduğu için ve 1.5 henüz taze olduğu için patlamıştı elimde. O yüzden Köftenin Distopyası yarıda kalmış bir seri. Ama Köftenin Distopyası 2'de bunun olmasını istemiyorum ki bayağı profesyonel bir not paketi kullanıyoruz. Bilmeyenler için paketin nasıl kurulacağı üzerine bir videom var kanalda. Onu izleyebilirsiniz. Ah. Hadi biraz bu kadar ağaçtan sonra yaratık avlamaya gidelim. 30 wood log. Gayet makul bir sayı. Hadi o zaman. Monster Hunter. Achievement get. Monster Hunter. Aa, bir saniye. Iron'larım vardı benim. Iron'larım varsa ne yapacağım? Kendime bir Boink boink Oink Doink. Aşağıda boyunlarım, buzlarım var. O zaman ben o boyunları buzları kırpacağım. Çünkü yatak değil ama benzeri bir şeyi yapmam gerekiyor. Selam. Ve hoşça kal. Sevgili yine. Seni öldürmeyeceğim. Sen şimdilik bana lazım değilsin. Coffin. Coffin ne istiyordu? Yatak, wood. Evet, biraz da kaktüs toplayalım. Fazla kaktüs göz çıkartmamız diyerek. Evet. Ve burada Iron Golem'imiz bayağı iyi iş çıkartıyor. Evet. Ve bir adet boss Angry Zombie'ye denk geldik. Nasıl Furious Zombie'ymiş. Angry Zombie'nin de bir üst safhası. Hadi zombi öldürelim. Bir saniye, ileride başka bir village daha varmış. Bayağı iyi oldu. Umarım, ama kendi village'imdeki yaşam oranı bana fazlasıyla yeter. O yüzden bu diğer village'i sömürü için kullanacağım gibi de, diğer village dediğimde gıdımlık bir şey sanırım. Village bile değilmiş. Sadece iki tane ev. Bir tane de villager. O zaman o bir tane villager'ı sonsuza dek bir tane villager olarak saklayalım. Sanırım iki tane villager. Evet, selam. Çok kalabalık bir yersiniz. Voodoo Puppet. Ve inanılmaz güzel bir şey de çıktı beraberinde. Mutendis. Evet, sen de öl. Köylüler. Siz de. Ve
Ben bunu neden buraya koydum? Güzel şeyler var. Ama bir an önce de eve dönmem lazım. Kendi can sağlığım için. Evet, geceleri sık sık dışarı çıkıp buraları keşfedeceğim. Neticede sadece gece çıkabiliyorum. Yani bu 7-8 dakika gibi bir süre oluyor bana keşif için. Bakalım benim göremediğim ancak haritada gözüken bir şey var mı? Yok ilginç bir şey olarak. Kendi köyüm orada. Güvende Iron Golem de yardımcı oluyor fazlasıyla. Guardlar da yardımcı oluyor. Revinim varmış. Selam guardlar. Sizi seviyorum. Villager'larımı koruyorsunuz. Villager sen neden dışarıdasın? Aman dışarıda kal be. Hiçbir işime yaramaz. Ve hala tipim ölü. Bu cidden çok komik ya. Ölü demişken. Şurada ilgimi çeken bir bina vardı. Neredeydi o? Zombie flash. Bolca. Burayı da kilitleyelim. Evet, ilgimi çeken yer. Siz gelin. Sen gel. Bunlar benim için değerli şeyler. Çünkü biraz... Evet. Tomcraft'a bu şekilde başlamış olduk. Ancak normal başlamış bu şekilde değil. Bakalım. Evet. İstediğim kitap var burada. Observation of an Immortal. Hadi. 3 seviye ilerletelim seni. Evet. 4 gece bekliyor. Tam 4. gecemiz geçmiş. Evet, sonrakileri ise başka sayfa bulmam gerekecek. Torn page. Yapımı nasıl? Yok. Evet, torn page'in yapımı yok. Basitçe. Seni bir açalım. Sen neymişsin? Poison. Hadi içe kal. Bari. Evet, gold'um var. Şimdi wool var. Siz lazımsanız 3 taneniz. Wool'lar da lazım. Evet. Bir tane yatak yapalım. Ardından bir adet mezara çevirelim. You cannot rest. Harika. O zaman madene gidiyoruz. Ve bunun anlamı torçlarımı geri alıyorum. Evet, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.